Şendoğan Özer'in dün ölüm yıl dönümüydü. Şendoğan Özer bizlerin çocukluktan bugüne kadar geçen süredeki arkadaşımızdı. Pazarda olsun, İstanbul'da olsun, Pazarlar Birliği'nin kuruluş yıllarındaki aşamasında olsun, hep bizlerle birlikte olan, destek veren çok kıymetli bir arkadaşımız, kardeşimiz, hemşerimizdi. Dün onun ölüm yıl dönümüydü. Kenan Kameroğlu onu hatırlattı. Sanki o kış günü gibi yine böyle bir yağışlı gündü. Onu Sanayi Mahallesi'nin üstündeki mezarlıkta toprağa verdik. Bu vesile onu rahmetle anıyorum. Hepinize rahmet olsun. Teşekkür ediyorum. Tamam. Kenan'a teşekkür ederim çünkü o hatırlattı. Hepimizin arkasından bu deneyimizin kurucularından, pazar sporunda yıllarca başkanlığı yapan efsane başkanı Hüseyin Yangın zannediyorum en güzel şekliyle dile getirecektir. Bu akşam niye toplandık? Evet sayın başkanım. Buyurun karşıdasınız. Kamera bir. Bu taraf. Kamera bir. Biraz sonra arayalım. Evet. Burayı da alabilir başkan, burayı da alabilir. Derneğimiz biliyorsun yani evet. Binanın başına gelen ama birliklerimizden gelemez yani binanın başına. O kadar başına. Evet. Bravo. Biz de birliğimizi pekiştirdi yani. Evet. Aynen. Salaş yer daha fazla ilgi görmeye başladı bilmiyorum. Altay binayı seyrettik yapılacak diye. Şimdi resimler arasın. Altay'da resimler arasın. Başkan. Başkan kebap hakkı mı oldu? Gönüllerimiz bir kebap hakkı mı oldu? Böyle bir ortam. Kemal Bey kebap verecek bu konuya uyuyor. Kenan kardeşim. Yanındayız sonuna kadar. Eski organizatördür ya. Onu bitmedi. Yani dedi böyle yılbaşı öncesi bir araya gelin. Yılbaşı günü çünkü herkesin program var. Yılbaşından bir gün önce. Olur dedim. Arkadaşlar aradı. Böyle inanç ölçülü bir araya geldik. Doktor da aradı. Bir de var. Diyordu zaten bir araya gelelim diye. Allah iyi oldu. İyi de oldu. Ne sandı lan burası ya böyle baraka gibi. Teşekkürler. Başkan. Seni kendi binamızda yaparız. Evet, İbrahim geldiğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler. Sağ ol başkanım. Ama başkanım. Herkes affedecek. Dediler ki başkan balık götürdüm. Vallahi ben kalkan balığı bekliyorum. O mevsimi değil ya. Kalkan balığı da şey denek açılır da mevsimi değil mi? Balık götürdüm. Ne buldum? Evet arkadaşlar. Gecenin moderatörü olarak derneğin Hüseyin Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Bugünlere gelmemizde çok katkısı var. Ama derneğin bu hale gelmesinde Ali Altaylar'ın verdiği gazla İbrahim Konan'ın çalışma prensipleri var ki onu da İbrahim'den dinleyelim. Buyur Sayın İbrahim Konan Başkan. Ne gaz veriyordu sana? Gürcüye mene verdim. Ne diyorlar? Ha, şöyle ver. Verdim gazı. Kadim var, kadim var. Tamam. Söylenecek bir şey yok. Burada çok değerli başkanlarımız var, büyüklerimiz var. Benden evvel ciddi hizmet veren abilerim var. Başkan Hasan abi, Hüseyin Yangın, Ali abi, aramızda olmayan diğer başkanlar, şimdiki başkanımız Mustafa. Hakikaten burada herkesin emeği var. Herkes taşın altına elini koydu. Tek başına bir şey olmuyor. Sağ olsun. Derece gösterdik olabilecek ama tamam mücadele verdik. Çizmeleri de giydik burada ama İnanın buradaki olan herkesin katkısı var. Olmayanların da var, burada olmayanların da var. Bir eser ortaya koyduk. O eser sayesinde de bugün burada toplanabiliyoruz. Ben her zaman söyledim. Derneği kuranların bana kadar getirenler hepsine müteşekkir olduğumu ifade ettim. Bir kere daha teşekkür ediyorum bunlara. Benden sonra da bu bayrağı devam ettirenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Edeceklere de teşekkür ediyorum. Sadece bir şey istiyorum. Bu dernek yaşasın. Bu dernek var olsun. Onun için biraz da gençlere hitap edilsin. Yeni neler olsun. Benim eksikliğim 1000 lira yapamadım. Mustafa Başkan'a rica ediyorum 1000 lira yapsın. Burası başımızda bir eksiklik, bir talihsizlik yaşadık ama burası olur. Acele etmeyelim. Çok daha güzel olur. Emeği geçenler var. Çok ciddi çalışma yapanlar var. Ben abi burada çok büyük emek gösteriyorum. Mustafa Başkan, diğer arkadaşlarım, bir arkadaşlarım. Ben hepsini kaptırmadan çok teşekkür ediyorum. Gene söylüyorum. Benim yapabileceğim bir şey varsa her zaman yönetimin yanındayım. Ben onların emir eli gibi çalışırım. Hiç sorun yok. Her zaman yanlarında olurum. Ama bu birliklerin devam etsin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Adnan Bey, Adnan Yangın buyurun. Ben başka bir şey diyor. Sen yaptın. Biz yaptık.
Sen yaktın, sen yaptın, biz yaptık. Bu aşamada 30 yılın bir aşama oldu tabii, biraz prosedür gereği. O konuda hem bir şey söyleyebilirim. Başkan yardımcısı Kemal Bey'den yol haritasından. Buraya bakmadan şey oldu. Başkan, Kemal Bey buyursun. Kemal Bey'e söz vereceğiz, başkanlara söz vereceğiz. Veriyor musun? İçmiyor. Kemal Bey. Buyurun. Sayın Karadeniz. Kemal Bey, ne yüzden veriyorsun? Yoksa bir yakalandım. Kurum saklayın. Arkadaşlar, şanssız bir olay. Gerçekten bu güzel derneğimiz talihsiz bir olay sonucunda Karabekir gibi zamansız gelen arkadaşlarla. Güzel. Gelin gel. Zor da geldi ya. Bir şekilde. Evet. Adam Osman'dan geldi. İyi akşamlar. Sen otur. Sen otur. Sen hoş musun? Evet. Sayın Karadeniz, buyurun. Buyur. Nadir, dinliyoruz Karadeniz'i. Bir dinleyin arkadaşlar. Şu hareket var biliyorsunuz. Evet. Evet. Bir dakika daha bekle. Bir dakika bekle. Evet. Ya arkadaşlar, gerçekten prosedür anlamsız yere uzamış olabilir. Bu size garip gelebilir. Ama bunun gerekçeleri var. Bir numaralı gerekçesi. Bu sıradan bir yangın olarak algılanmadı ne yazık ki. Yaktayım. Belediye nezdinde çok basit bir hata sonucunda, Fuat kardeşim de buna engel olamadığını düşünüyorum. Yani bu olağan bir iç basit bir yangın prosedüründen çıkarılıp tümüyle yeni bir restorasyon, hani başlangıçta işte konan başkanların falan sizlerin yaptığı çabaya paralel bir sürece sokuldu. Bu gerçekten bizim için çok zorlayıcı bir süreçti. Burada hizmet grubunun, yani müteahhitlik firmasının... Abi çocukken de benim. Aynen öyleydi. Yani oradaki, yani bürokrasideki etkisizliğinin de etkisi vardı. Bunu en sonda biz tamamlamak zorunda kaldık. Az bir etki yaratmadık. Bunu Adnan Hoca, Mustafa Başkan mutlaka tanıktır da. Bu aşamaya geldi. Bu aşama ne? Hangi aşama? En son aşamadayız. Ne yazık ki 2 Aralık'ta yürürlüğe giren Çevre Bakanlığı'nın bir yönetmeliği bizi tekrardan bir müteahhitlik sınıf belgesini almaya zorladı. Böyle bir zorunluluk yoktu ne yazık ki. Başlamış işlem prosedürünü... Sizi değil değil mi? Yok, sizi değil. Tabii ki. Yani müteahhitlik firmasını söylüyorum. Yani orada başlamış işlem diye hukuki bir süreç var. Ne yazık ki bunu kabul etmedi bilgisayar sistemi. Yani bilgi işleme yenik düştük. Oysa biliyorsunuz bir işlem, bir yasa yürürlüğe girdiği zaman başlamış işlem diye bir süreç vardır. Yani daha önce bu sürece başlanmışsa yeni uygulamalara tabi değildir. Ama ne yazık ki bilgisayar sistemi, Fuat bilir onu, buna izin vermediği için şu anda kanal işte çılgın projenin etkisiyle orada adım adım görüyoruz. İki tane arkadaşımız çok aktif ilgileniyor. Doğrudan mühendis olan bir arkadaşımız var ve şube müdürü bir arkadaşım var. Ve bunun 1,5 aylık bir süreci, inanın önümüzdeki hafta bitirmeye çalışacağım. İnşallah buraya geldiğimde evet arkadaşlar bu belge alındı diyebileceğiz size. Onun için bu gecikmede hiç kimse... Yani burada tartışma üretmemesi lazım. Onu rica ediyorum. Yani çünkü sizler olsanız biz nasıl, siz ne derseniz ona inanacaktık. Bizler de bir şey söylüyorsak, gerekçelerimiz varsa sizlerin de ona inanmanızı isterim. Çünkü burada bir küçük bir böyle işte özellikle başkan üzerinde bir yıpratılma şeyi var. Etkisi görüyorum. Ne olursunuz bundan vazgeçelim. Yok gerçekten bunu yapan en büyük başkan. Yok. Ya buraya yani etkisiz kalıntı falan diye böyle bir safsataya girmeyelim. Tamam, bilgi sahibi oluyoruz. Onu söyleyeyim buraya. Yani böyle şeylerin de olağan karşılıyorum aslında. Herkesin aynı düşünceyle hareket etmeyeceğini de farkındayım. Ama bunun az olması gerekiyor. Yani bu... Abi seneye olacak mı bu iş? Öyle söylesem. Bir seneye tamam mı? Bu tabii bizim çıtamızı yükseltti biraz. Biz daha erken düşünüyoruz. Yani ben Nisan ayı içerisinde buraya çok temiz bir şekilde gireceğimizi düşünüyorum. Seneye derken bunu... diyor. Bunu diyor seneye. 2020 diyor. Yok ya bir günde olacak olmadığı için ben... 2020 seneye, olarak algıladım. Yani en geç Nisan ayında çok net bir şekilde buraya hep beraber
Bir de böyle şey algısı çok yanlış. İmparatorluk ama espri yapıyor. Şaka yok yok, burayla ilgili. Alt tarafta resim çekiyor. Bir dakika, bir dakika. Sevgili başkanım, burada gerçekten gerçekten böyle sinirleri zorlayan tavırlar oldu. Ama ben burada çok değilim. Burada arkadaşlarım oluyor. Var böyle şey. Evet, ben hastalandım. Bunların olmaması gerekiyor. Doktor parasını istiyor. Buradaki arkadaşlar çok lüks yerlerde yemekler yemiştir. Çok lüks yerlerde, lüks otellerde. İyi akşamlar. İlk seçilmiş başkanımız. Evet. Seçilmiş başkanımız. Kulübü başkanımız. Kulübü başkanımız. Hep birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. İyi ki bir araya geldik. Tabii bu benim epey zamandan beri bir özlemimdi. Yangının, tartışmanın bir anlamı yok. Yangın olabilir. Her yerde bu şeyler olabilir. Önemli olan Pazarlar Derneği'nin yaşatılması ve daha da güçlendirilmesi için neler yapılabilir? Onu bence tartışmak lazım. Çünkü bu son zamanlarda eski heyecanın olmadığı kanaatindeyim. Biraz eleştiri gibi olacak ama bu olumsuz eleştiri değil de yapıcı bir eleştiri diye algılamanız gerekir. Bazı hastalarım geliyor muayenehaneme, ne oldu Pazarlar Derneği falan diye soruyorlar. Yani Pazarlar Derneği'nin eski heyecanı yok gibi geliyor bana. Kusura bakmayın, yani hepiniz canla başla çalıştınız, hepimiz yani başkanlık, ikinci başkan verdim, hepimiz çalıştık. Ama yani ben arzu ederim ki pazarları daha bir araya toplayalım. Çünkü çok büyük pazar kitlesi var, 100 binin belki de üstünde. Ama eski heyecan yok. Ya hep bir de yani sanki belirli kişiler bir araya geliyoruz gibi geliyor. Dar alanda kısa pasta. Bunu biraz daha genişletmek lazım ve gençlere biraz daha olumlu şeyler bırakmak lazım. Onlara da çekmek çok lazım. Çok doğru konuşuyorsun ama bunu bir türlü yapamadık. Ama işte bunu nasıl yapamadık? Yapamadık arkadaşım. Dağılmasın konuşma. Olmuyor. Ben epey zamandan beri buraya geldiğimde buradaki yönetici arkadaşlara da söyledim. Hepiniz çok samimisiniz. İşten çalıştınız. Hepimiz çalıştık. Fakat aksaklıkları, eksiklikleri ben söylemek zorundayım. Çünkü ben seviyorum Pazarlar Derneği'ni, Hüseyin kardeşlerimiz, Pazar kardeş, hepiniz. Bu derneği böyle kolay kurmadık ya, çok çalıştık. Toplantılar yaptık falan. Şendoğan Allah rahmet eylesin, o da çok büyük katkısı oldu. Ama bunu yaşatmak lazım. Ve daha önce geldiğimizde hep söylerdim burada görevli arkadaşlar. Ya şöyle 30 kişilik, 40 kişilik grupları bir araya getirin ya. Özledik ya o arkadaşlarımızı. Onları göremiyorum. Yani onlar belki de bu bir tekrar görmemiz, bir araya gelmemiz için bir vesile olur dedim. Tamam dediler, organize edeceğiz. Veya gelinsin denildi. Öyle olmaz. O buradaki kişilerin bir kişiyi görevlendirip telefonlarla bu işi organize etmeleri gerekiyor. Bunun dışında gecelerimiz olurdu. Çok böyle şaşalı, geniş katılımlı gecelerimiz olurdu. Onlar da pek olmuyor gibi geliyor bana. Yani bilmiyorum, belki de ben yanlış düşünüyorum. Yani benim arzum şu, bu yangın işini, bu tamirat, tadilat işini çözeriz. Onlar sorun değil. Ama çözüldükten sonra yeniden canla başla bu DNA'yı daha da güçlendirmek, yeni nesillere aktarmak ve katılım sayısını artırmak için neler yapılabilir onu konuşmak lazım. Yapılabilecek bir, benim de yapabileceğim bir şey varsa katkıda bulunurum. Hepinize çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biraz sonra. Konuşmaları bitirelim. Kimseyi kişisel olarak geliştirmeyelim. Konuşmaları bir bitirelim. En son sen konuşacaksın başkan olarak. Aslında Hüseyin Yangın bir şey söyledi. Hakikaten ilk seçimle gelen başkan oldu. Ondan önce kurucularımızdan Kutluhan Özoğlu vardı, avukat. Onunla katkıları çok büyüktür. Rahmetli Tahsin Oşatar'ı da anıyorum. O da bizim için ayrı bir değerdi. Buranın bugünlere gelmesinde. Daha sonra... Rahmetli Hüseyin abi, şeyi unutma. Hüseyin Aksu'yu unutma. Rahmet tanıyorum. Orhan Kobal, Hüseyin Aksu. Tabii, çok büyük şeylerdi. Ali Altaylar bir dönem başkanlık yaptı. Ali Altaylar, buyurun. Şimdi efendim arkadaşlar, hep aynı şeyleri söyledik de biz buraya çocuklarımızı katamadık. En büyük hatamız da o oldu bizim. Maalesef hala aynı adamlar, 20 tane 30 tane insan geliyoruz. Ama biraz da çocuklar da istemiyor. Nasıl biz, ben de zorluyorum, gidelim diyorum. Hiç gelmiyorlar buraya. Bence onu da yapabilseydik çok daha gelişirdi bu dernek. Esas bu derneğin mülküne sahip olmaktı. Biz onu gerçekleştirdik. Bütün başkanlar ve bu işi sonlandırdık.
Ama eğer bu dernek yapıldıktan sonra sanıyorum az önce söylediğim şey de olacaktır. Olursa aktivitesi yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İbrahim Karabekir başkanlarımızdan. Buyurun. Yemek yiyorsun. Ona bitti. Başkanlar bitti. Konan konuştu. Son mevcut başkana söz vereceğiz. Sonra konuşmak isteyen serbest güçlü konuşacak. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Biraz geç geldim ama hastaneden geliyoruz. Geçmiş olsun. Acayip salgın var. Evet. Benim adım tam patladı mı? Eşim hasta, çocuklar var. 5 tane hasta var. Allah kolay. Bizden önce tabii çok değerli başkanlarımız burada başkanlık yaptı, yönetim kurulu üyeliği, herkes bir çaba gösterdi. Herkes bir şeyler, her gelen başkan bir yerlilik yaptı, bir şeyler oldu. En son tabii İbrahim Başkan'la beraber yürüdük. Güzel bir eser yarattı, çok şey yaptı ama Hasan abinin şeyine ben her zaman katılıyorum. Çoğaltamadık, çok uğraştık. Yani dostlarımızı, arkadaşlarımızı, köylümüzü, şehirli, herkesi davet ettik. Bir zamanlar bir şeyler oldu sonra yani nedense gelmemeye başladılar. Horon durum dersi şeyi verdik. Gene bizim çocuklar geldi. Yani hep gene bizim çocuklar geldi. Bizim aile geldi. Yani bir 25-30 çocuk ama bunu zaten 8-10 bizimkilerdi. Hep beraber yönetim kurulu üyelerinin eşleri, çocukları falan. Ya bir türlü bir şey var. O olmuyor. Belki bundan sonra daha altyapıya ne bileyim şey diğer tarafa hem üyeyi artırmak istiyoruz. Geçen hemşireler derneği senede 120 lira yaptı. Biz 50 lira bile ödemiyoruz. Yani bu çok apaçı bir şey ama olsun. Gene 50 lirada kalsın ama yani üye sayımızı da artıralım. Evet, İnşallah bundan sonra hep birlikte yani illa yönetimde olmak şart değil. Hep beraber omuz omuza vereceğiz. Yeni başkanımızla yönetim kuruluyla biz Ben her pazarlı bir yönetim kurulu üyesidir benim için. Doğru. Yani biz pazarı seviyoruz, pazarlıyız. İyi ki pazarlıyız, iyi ki lazız. Bundan sonra inşallah yönetim açık oluruz. Efendim, ne oldu? Kıvanlık arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Gülcüler de vardı. Değerli arkadaşlar. Başkan, şöyle söyleyeyim. Bir şey versene ayağını yaptılar. Burada tabii hazırlık olarak bir Gürcü bir hemşireli var. Ama şunu söyleyeyim. Söz vereceğim de. Fuat Bey'e var, kültür müdürü. Sırayla başkanları konuşturduktan sonra. Başkan. Yapsın mı?
Yaşa! 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 Yaşa!